Arabistan'da yaşayan bir köylü ve ailesi evleri yenilenirken işçiler tarafından bulunan eski ve küçük bir tabutla büyük bir şok yaşamışlardır. 2 yaşında olduğu tahmin edilen küçük bir kız çocuğuna ait olan camdan tabut evin tam altında bulunmuş ve sonrasında araştırılması için yetkililere haber verilmiştir. Bir yıllık bir araştırmanın sonucundaysa gizemli tabutun 19. yüzyıla ait olduğu ve evlerinin olduğu bölgenin 1930'lu yıllara kadar mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Daha sonra bölgenin yerleşim alanı olarak kullanılmasına karar verilince mezarlar başka yere taşınmış fakat küçük kızın mezarı unutulmuştur. Aynı zamanda araştırmalar sonucunda çocuğunun adının Zeynep Bintü Süyep olduğu ve 13 Ekim 1876 tarihinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Ayrıca küçük kızın bir de yaşayan akrabası olduğu ortaya çıkmıştır. Ev sahibinin erkek kardeşinin torunu yetkililere ulaşmış ve onun da katıldığı bir cenaze töreniyle tabut gerçek bir mezarlığa gömülmüştür. Evin altında keşfedilen bu tabut gerçekten ürpertici fakat sonrasında yapılanlar ve küçük kızın tekrardan gerçek bir mezarlığa gömülmesi dünyada iyi insanların hala yaşadığının bir kanıtıdır. Şans eseri keşfedilen bir diğer büyük şey ise Arabistan'ın güneyinde bir bölgede çobanlık yapan bir köylünün bir gün baraj kenarında gezinirken bir taşın dikkatini çekmesi ve bu taşı eve getirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu ilginç taşın diğer taşlardan daha ağır olduğunu dile getiren çoban, sonrasında taşı matkapla delmeye çalışmış fakat taştan kıvılcımlar çıkınca taştan numune alarak araştırma merkezine götürmüştür. Daha sonra araştırma merkezi yetkililerinin taşı incelemesi üzerine taşın yaklaşık 2000 yıllık bir meteor taşı olduğunu anlamış ve bunun üzerine çoban meteor taşını internette 100 bin liradan satışa koymuştur. Hiç beklemediği anda böylesine büyük ve değerli bir şey bulduğu için kendini şanslı hisseden çoban, 1 kilogram ağırlığındaki meteor parçasını satıp hayvancılık konusunda işlerini daha da büyütüp milyoner olmuştur. Kazandığı paralarla her zaman fakire fukaraya yardım eden çoban, eskiden yaşadığı sıkıntılardan ve yoksulluktan bulduğu bir parça taş sayesinde kurtulmuştur. Rızkı verenin ve dağıtanın yalnızca Allah olduğuna inanan mümin, başkasının sahip olduğu nimetlerden dolayı kıskançlık duymaz. Yeryüzündeki nimetlerden bolca yararlanmak ve rızkı olabildiğince çok elde etmek için yapması gereken tek şeyin Allah'ın helal kıldığı yollarda çalışmak ve sonra da tevekkül etmek olduğunu bilir. Resulullah, "Kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir." buyurarak helal lokmanın önemine vurgu yapmıştır. Zira rızkı veren Allah'tır. Ancak rızık kazanmak için çaba sarf edecek olan insandır ve insanın bu çabası helal yollardan olmalıdır. Ayrıca Resulullah, bir takım güzel davranışları yerine getiren müminin rızkının bereketleneceğini bildirmiştir. Örneğin, akrabalık ilişkilerine önem vermenin kişinin rızkını bollaştıracağını söylemiş, günahlara tevbe etmenin ise insanın yepyeni ve umulmadık rızıklara kavuşmasına vesile olacağını haber vermiştir. Allah, istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar. Onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Allah Teala'nın canlılara yeme içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği her şeyi rızık kelimesiyle ifade edilir. Sadece insanların değil, yeryüzündeki tüm canlıların rızkı Rezzak olan Allah'a aittir. O sadece inananlara değil, kendisini inkar edenlere hatta kendisine iftira edenlere de bol bol rızık verir. Peygamberimiz Rahman'ın bu özelliğini şöyle dile getirmiştir. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder.